Merhaba sevgili dostlar, Antalya kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda ilk defa Süper Lig karşılaşmasına çıkacağız. Kasımpaşa ile oynayacağız. İlk maç bizim için zorlu geçecek çünkü Kasımpaşa güçlü bir rakip biliyorsunuz. Ama biz de kolay rakip değiliz. Onun öncesinde de Sampdoria ile hazırlık maçı yapacağız. En zorlu hazırlık maçı olacak. Hazırlık maçımız olacak. Biliyorsunuz Sampdoria İtalya Ligi'nde mücadele ediyor. Aslında bu maçı iptal edebilirdik çünkü oyuncularımız yorulmasın, sakatlanmasın diye. Ama daha ligin başındayız. Herhalde problem olmaz. Birkaç kişi sakatlansa değil mi? Evet, Birkan'ın antrenman raporuna bakalım. Gelişimine özen göstermediği için seviye atlayamıyor. Ya bu Birkan beni hasta ediyor sevgili arkadaşlar. Takıma olumlu katkı sağladı diyor ama yalan yani. 22 yaşında genç, aslında bir yetenek olabilirdi. Ama bu Birkan'ı ben kadroya almam. Hemen eleştirelim kendisini. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Emin olun gelişmek adına çalışacağım. Vay güzel. En azından dediklerimizi yapacak. Şimdi takımımızı bildirmeden önce birkaç değişiklik tabii yapmamız gerekiyor. Şimdi kalede Bofin var. Sıkıntı yok. Olcan'ı alsak mı Maicon yerine? Alalım. Sampdoria güçlü bir takım olduğu için çok fazla forvet ya da ileri uç oyuncular koymayacağım. Tabii ki sahaya. Haruncum şöyle bir gelirsen bizi memnun edersin. Harun'da şöyle destek yapalım. Biliyorsunuz bütün oyuncularımızı böyle yeşillendirmeye çalışıyoruz. Onlara en uygun mevkide oynatmaya çalışıyoruz. Dukara'yı da yani en uygun mevkisinde oynatıyoruz. Ama gel gör ki adam kalas, adam kütük. Dukara, beni dinliyorsan aslında özellikleri çok iyi ama maalesef sahada istediğimiz performansı alamadık forvetlerimizden. Ne Mevlüt'ten ne Dukara'dan. Drolé hayırdır? Kondisyon testini geçemedin galiba. Evet. Şöyle neyse ben ayarları çakayım arkadaşlar. Siz ondan sonra maçı izleyin. Nasıl fikir? Çok bir değişiklik yapmadık. Gördünüz, bu şekilde oynuyoruz. Şimdi rakip takımımızın oyuncularına bir bakalım. 4-4-2 oynuyorlar. Şurada tabii ki onlara karşı önlemlerimizi alacağız. Tonelli'ye şöyle zayıf ayağını kullandırtalım. Ne alaka demeyin. Şimdi bu oyuncuları daha önce bizim şey söyledi. Antrenör mü söyledi? Menajer mi? Neydi işte? Gözlemci mi? Bir tanesi de onlara karşı önlem al. Defans oyuncuları ama neyse. Sokko. Sokko. Müthiş bir pas. Serdar. Ve Harun genç yeteneğimiz. Yine ağları havalandırıyor. Daha dakika 3. Sampdoria ne olduğunu bile anlamadan Harun golünü çaktı. Arkadaşlar bu Harun geleceğin yıldızı. Bence. Yani çok genç. Daha henüz 22 yaşında filan. Ben bunu 10 sene oynatırım. İnşallah böyle hayvan gibi maaş istemez benden. Performansı iyi olunca. Ama çok iyi. Dukara da demin bahsettiğimiz gibi kalasın önde gideni. Harun Van Körman. Olcan. Harun. Barada. Serdar. Muhteşem vurdu ama maalesef gol olmadı. Serdar'ımız Özkan'ımız. Olcan. O nasıl bir orta ya? Skandal bir orta yaptı. Barada geri dön. Sangare. Bit. Rakip takımda 2 tane yedek. Quagliarella mı? Ben bu oyuncuyu çok iyi biliyorum. İyi bir oyuncu ama sakatmış yedeklerde. Yine Praet diye bir oyuncu. O da sakatmış. Şu an onların oyuncuları ilgisiz. Barada! Müthiş bir şut ve Dukara yine beleşten golünü atıyor. Gol kabul edilmiyor mu? Oh my god. Gol kabul edilmiyor. Ben zaten yani sonuçta beleşten bir gol atmıştı ama yine de şaşırmıştım. Nasıl oldu da Dukara gol attı diye. Olcan. Evet, taraftarlardan oley sesleri. Olcan, Serdar, Barada. Bu arada farkında mısınız? Sampdoria'ya karşı tek kale oynuyorum. Ve şu paslaşmaları görüyorsunuz mu? Barcelona gibiyiz. Ama sonuç gelmedi. Şimdi kornerden. Biz bunları 3-0, 4-0 falan yeneceğiz galiba. Oha, iki oyuncumuzu birden düşürdüler. Labut gibi. Harun Alp Soy 8.1 ile oynuyor. Serdar Özkan bayağı bir yorulmuş. Serdar'cığımın yerine Drolé'yi almayacağız tabii ki. Şimdi Şöyle taktiklere gidelim. Ben direkt oyuncu değiştirmeyi sevmiyorum. Çünkü oyuncu değiştirdikten sonra mevkisini de değiştirmemiz gerekiyor. Misal böyle iyi. Şöyle müdahale etsek mi, etmesek mi, ne yapsak? Ha, Danilo sağda. 8 yaşındaki Belçikalı oyuncumuz sağda. Van Körman zaten alakası yok. O noktada kimi alabiliriz sevgili dostlar? Kimi alabiliriz? Drolé, Maicon, Danilo, Testa Oney. Daha önceki FM'lerde bu kanat değişiklikleri, daha doğrusu böyle koyu yeşille gösterdikleri zaman oyuncular iyi oynuyordu ama bunda bayağı bir batırıyorlar yani. O yüzden burada dediğim gibi mevkilerine göre oynatmaya çalışıyorum. İstek ver Danilo. Yani ne diyorum ne yapıyorum. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. İlk yarı evet 1-0'lık sonuçla bitecek galiba derken evet 1-0'lık sonuçla ilk yarımız bitti. Tek kale oynadık. Bir tane şutları var. O da gördüğünüz gibi serbest vuruştandı. Şimdi ben bu gençlere ne söyleyeyim? Yaptınız mı diyeyim. Devam edin diyeyim. Hiçbirinin tepkisi olmadı. Güzel. Güzel. Oynadığınız futboldan kendiniz memnun değilseniz ben nasıl memnun olacağım? Olcan! Olcan'dan muhteşem bir şut. Muhteşem bir gol. Bizim serbest vuruşçularımız çok iyi arkadaşlar. Şey olsun. Diego Ancelot olsun. İşte Barada olsun. Ondan sonra bu kimdi? Polatan kimdi? Van Körman. Yo şey. Yani Olcan. Olcan olsun. Muhteşem. Muhteşem sol ayak Olcan. Topu çok güzel bir şekilde ağlara yollamayı bildi. Evet rakip takım 3 tane oyuncu değiştirdi. Biz de sadece Serdar Özkan'ı çıkardık. O da Serdar Özkan bayağı bir yamulmuştu. Şimdi bizde de Barada ile Harun da yoruldu. Genç yeteneğimiz. Ama şimdi yani diğer elemanlar bayağı bir oyuncu çıkardı. Artık maçı bıraktılar zaten. Bazıları ilgisiz. Mesela kim? Anderson ilgisiz rakip takımda. Forvetleri de ilgisiz. Golü kim atacak acaba? Forvet ilgisizse. Bizim elemanlar sakin ve soğukkanlı. Şimdi biz de oyuncu değişikliği yapalım. Sezonda çok fazla forma şansı bulamayacak bence Yekta. Çünkü çok fazla alternatifi var. O yüzden şimdi hazırlık maçında oynatayım da sonradan demesin ki beni hiç oynatmıyorsun. Ben artık ayrılmak istiyorum. Böyle şeylere girmesin. Hakan'cığım, Özmerciğimi biraz daha ofansif yaptık. Bu şekilde galiba maç 2-0 bitecek arkadaşlar. Çünkü ilk yarının başlarındaki heyecan kalmadı. Artık maç sıkıcılaştı bayağı. Bakın Sampdoria bile atak yapıyor. O kadar sıkıcılaştı. Quagliarella. Maçın başında onun hakkında konuşmuştuk. Çok iyi bir oyuncu olduğundan bahsetmiştik. Kendisi de sağ olsun oyuna girdi. Sakat sakat golünü attı. 14 şutumuz var. Rakip takımın 4 şutu var. Ama sonuca bakacak olursak sanki yani başa baş bir mücadele geçmiş gibi. Gerçi bizim oyuncular bayağı yoruldu. Bakın 14'e 9 oldu şutlar. Ve sonunda son düdük geldi. Hakem oyunu bitirdi. Güzel. Gençlere şey diyelim. Hızlı bir şekilde muhteşem bir performanstı. Ben böyle bir performans görmedim dedim. Şimdi devam edelim. Şöyle Sampdoria'ya bir bakalım mı sevgili dostlar? Bakın Avrupa Şampiyonlar Ligi olsun, İtalya kupaları olsun, Serie A'yı bile almış yani. İtalya şampiyonluğu var. Antalyaspor'un biliyorsunuz şampiyonluğu yok Türkiye Ligi'nde. Ama Serie A'da Sampdoria'nın şampiyonluğu var. Böyle bir takımla oynadık. Bu takımı rezil ettik. Şöyle bir fikstürümüze bakalım. Kasımpaşa ile oynayacağız. Ondan sonra Ankara Gücü ve Beşiktaş. Bu videomuzda Kasımpaşa ile oynayacağız sadece. Ankara Gücü ve Beşiktaş maçlarını da bir sonraki videoda yayınlayacağız. Gayet zorlu bir fikstürümüz var. Ligin başında zorlu takımlarla karşılaşacakmışız. Öğrenmiş olduk. Teknik heyetimizin önerileri var ama ben böyle saçma sapan öneriler görmedim. 19 yaş altı, 21 yaş altı ve yine 19 yaş altı için spor bilimcisi. açıkçası şöyle söyleyeyim. Bütün 19 yaş altı olsun, 21 yaş altı olsun biz genç takımımıza da önem veriyoruz. Bunları da alacağım ama çok önemsemeyeceğim yani. Boşluk olmasın yeter. İstatistikçisiz bir takım diyemez kimse Antalyaspor'a. Diyemez. Ama itibarı yerlerde bile olsa şöyle spor bilimcisi olsun işte. Vay! Erken aşamadaymış. Zafer'cim, şartlarımı kabul eder misin? Tamam, hadi. Tamam, boş konuşma. Evet, tekliflerimizi yaptık sevgili arkadaşlar. Ayhan Korkmaz'a da yaptık, 50 yaşında kendisi. Hepsine teklif yaptım. Bütün boşlukları dolduruyorum. Dediğim gibi genç takımlarımıza da önem veriyoruz. Gelecek vadeden yeteneklerimizi bize kazandırmaları için. İsteğiniz üzere transfer ve sözleşme görüşmeleri hakkındaki 2 haftalık süreci hazırlanmış. Süleymane Dukara aldığı maaşın hakkını vermiyor. Ben ne dedim? Bakın potansiyel yeteneğe, mevcut yeteneğe bakın. Hayvan gibi, oyuncu gibi görünüyor. Ama hiçbir şey yaptığı yok maalesef. Evet, Jean Armand Drolé 8.05'lik antrenmanıyla gözüme girdi. O yüzden performansından çok memnun olduğumu bilmeni isterim. Fark ettiğiniz için teşekkürler diyor. Gerçekten de çok fark edilecek bir şey değildi ama ben fark ettim. Biraz uyanık bir insan olduğum için. Şimdi tamam, maça geçelim hemen. Ben taktikleri size göstereyim mi acaba? Zafer Yıldırım sağ olsun. Transferi tamamladı. Bize ne demiş şimdi? Savunma ağırlıklı. Her maça savunma ağırlıklı. Tamam, geç bunu. Maç öncesi basın toplantısına katılalım arkadaşlar. Tercih edeceğiniz ideal 11 belli mi? Ne diyelim? İdeal şekillenmiş durumda, sakatlıklar falan. Tabii ki belirledim yani. Sezon küme düşme adayıymışız. Öyle bir ihtimal yok. Yanıyorum ki kümede kalacağız. Oranları yanıltıp kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki ya. Böyle saçma bir soru olabilir mi? Bakın iddialı cevap verdim. Charles'ın şikayetleri doğrultusunda antrenman metotlarımı değiştirecek miyim? Değiştireceğim. Ne desek? Teknik heyetle görüşmem gereken bir şey. Puanlar almak için galibiyete başlamak ve biraz ivme kazanmak daima çok önemli. İyi bir başlangıç yapabilecek misiniz? Tabii ki maçtan önce spekülasyon yaratma, bunu söylemeyelim. İyi, olumlu bir şey söyleyelim. Ama sakin olalım. Heyecanlı olduğumuzu kimse anlamasın. Nazım harika bir oyuncu. Tabii ki sözleşmeden memnunum. Doğukan, senin görevi ne olacak? Doğukan süper bir futbolcu olduğu için, kendisi bizim en yetenekli oyuncularımızdan biri olduğu için tabii ki takıma çok büyük katkılar sağlayacak sevgili dostlar. Şimdi biraz kadromuza bakalım. Horici zaten oynatamıyoruz. Çünkü Horici şeye almadık. Kaydını yaptırmadık maalesef. Kendisi yabancı statüsünde bir oyuncu olduğu için kadroya girmeye hak kazanamadı. Onun yerine King'imiz, kralımız, Diego Ancelot'umuz. Bunu aldık. Şimdi Musa Nizam 27 yaşında. Solda. Celuzka, aslında Celuzka iyi bir oyuncu. Charles da iyi bir oyuncu. Bende kötü oyuncu yok zaten. Bakın. Yeteneğe bakın. Ama şimdi hep de Harun'u da oynatmak istiyorum. Yani genç yetenek. Gollerin de oynayışını da gördünüz. Danilo hakkında şey diyemeyeceğim. Neyse. Danilo hakkında konuşmayalım. Aramızda kalsın. Şimdi Olcan yerine Maicon alıyoruz tabii ki. Maicon bizim yıldızlarımızdan biri. En iyi oyuncumuz değil ama yıldızlarımızdan biri. Bana sorarsanız Zahit'i en iyi oyuncun kim diye, ona bir cevap veremem şimdilik. Ama Van Kör'ü beğeniyorum. Van Kör oynadığı futbolun hakkını veriyor. Drolé istikrarsız. Drolé bazen iyi bazen kötü. Ortalamanın üstünde bir futbolcu. Barada iyi bak. Mesela Barada iyi. Bu da en iyi oyuncularımızdan olabilir. Kalecimiz Bofin iyi. Kalede bize güven veriyor. Dukara diyecek olursanız NATO mermer, NATO kafa. Hiçbir işe yaradığı yok. Ama yani forvetimiz olsun diye koyuyoruz. bu şekilde dengeli oynasak nasıl olur? Olur yani. Yine rakip takım ayarlarımızı yapalım. Arkadaşlar ben kadroda sadece Harun yerine Hakan değişikliği yaptım. Orta sahada Hakan'ı oynatacağım. İlk maça çıkıyoruz. Özel bir gün. Bugün çok özel bir gün. Kendimi çok harika hissediyorum. Olcan adını kadroya almama sebebiniz ne? Sana ne? Sana ne yani? Önemsiz maç. Gerek duymadık. Öyle mi desek? Dinlendiriyoruz. Hücumla mı oynayacaksınız? Ya ben bunlara cevap vermek zorunda mıyım arkadaş ya? Bu arada adamlar sakat futbolcularla oynayabiliyor. Diagne sakat olarak. Daha sezonun başında olmasına rağmen risk alıyorlar. Tarkan serbestmiş bu arada arkadaşlar. Oynatabiliyorlar yani, helal olsun. Kendi sahamızda oynuyoruz. 12. dakika. Henüz gol yok. Ve rakip takım atak yapıyor. Güzel. İlk maçtan yenilmek güzel olacak. Şöyle maç istatistiklerini de solda açtık. Yine arada oraya da gözümüzün ucuyla bakıyoruz. Bu ne ya? Bunlar ne ayak ya? Oo. Oo. Demin espri yapmıştık arkadaşlar. Tarkan serbest. Golünü çaktı. Güzel. Kimin hakkında konuşsak adam yıldız oluyor, yıldızı parlıyor. Adam bu sezon ilk golünü atmış ya, onu da bize atmış. Tabii ki ilk maç olduğu için olabilir. Evet, 14. sıraya geriledik. O gazeteci bize sormuştu işte, küme düşme ihtimali var falan filan demişti. Böyle bir ihtimalden bahsetmişti. Biz de dayılanmıştık. Keşke çok büyük konuşmasaydık. Ligi orta sıralarda bitirmek istiyoruz. Biliyorsunuz hedefimiz 9. olmak. 9'unculuk bize yeter. Mutlu oluruz. Şöyle ne yapsak ya. Böyle boş boş durunca da olmuyor. Konsantre olun ya biraz. Öyle diyelim. Evet. Ancelot'u motive edebildik. Diğer oyuncuların umurunda değil. Maicon. Demin Maicon senden de bahsettik. Senin de bir golünü bekliyoruz. Aynı zamanda Barada. Of. Penaltı mı? Yo, penaltı bence. Evet. Ağır karar falan değil, penaltı yani. Dukara. Topu taça atar mı? Dukara muhteşemsin ya, en iyi oyuncumsun ya. Güzel. Forvet olarak ilk maçta golü bulması gerçekten beni memnun etti. 7. sıraya yükseldik. Bakın 7 sıra birden yükseldik. Oyuncularımızın çoğu soğukkanlı. Salih Dursun agresif. Sağ ol Salih. 2 dakika ilave edildi. Yani kendi sahamızda oynuyoruz. Kasımpaşa ile oynuyoruz. Açıkçası 1-1'lik bir sonuç beni memnun eder. Oyuncuların cesaretlerini yükseltmemiz lazım. Morallerini yükseltmemiz lazım. Şimdi ne diyelim? Paraların karşılığını verin demek ayıp olur. Ne diyeceğiz ya? Hadi başarın hadi. Hadi. Paranızı yoğunuzu ortaya koyun. Bir tane olumlu sonuç olmaz mı arkadaş ya? Bir kişi de demez mi? Tamam. Okey demez mi bir kişi de? Demedi. Kasımpaşa'nın şut sayısı bizimkinden hala daha fazla diyecektim ama 4-4 oldu. Hadi Sokko. Çok iyi bir pas ya. Çok. Harun muhteşemsin Harun. Gol olmasa da düşünce güzel. Yıldızımız Harun. Çok güzel düşündü ama golü atamadı. Popov'a alan daraltma uygulayalım. Tehlikeli ortalar açıyormuş Popov. Çok dengeli bir maç. Yani bu maçı Kasımpaşa kazanırsa çok üzülürüm. Ben kazanırsam sevinirim. Berabere biterse tamam derim yani. Okeyim. Tarkancım şey oldu. Kart gördü. Hadi be Sangare. Hadi be Nazım. Oradan of. Öndeki elemana atsaydı golü yazabilirdik. Bayağı bir oyuncumuz yoruldu. Tabii sezon yeni başladı. Normal. Ve Olcan'ı aldık. Olcan Maicon'un yerine girdi. Ya Maicon çok böyle şey zayıf bir futbolcu. Şurada ne oldu? Gol mü attınız yine? Zayıf derken şey kondisyon açısından söylüyorum. Bayağı bir antrenman yaptık sezon öncesi. Bir sürü hazırlık maçı da yaptık ama adam hala, yani sadece Maicon da değil bakın, Van Körman, Harun, Barada, bunlar ne ya böyle? Bak Bofin'e 85 kondisyon var. Tabii kaleci olduğu için. Şimdi bunu bir ortaya alsak acaba, ortada biraz sağda olduğu için mi gol atamıyor? Şimdi bu skora razıyız aslında. Çiko çiko. 83. dakika. Kimi alsak? Charles. Yaşlı kurtlarımızdan biri Charles'ta. İnşallah güzel bir performans sergileyecektir. Kendisinden beklentimiz büyük son 4 dakikada. Bu arada Kasımpaşa daha fazla atak yapmış. Oh my god. Aha. Aha, son dakika bu golü atarsan süper olur. Yapma be Dukara. Bir kere de beni şaşırttı ya. Bu golü atsaydık son dakikada muhteşem olacaktı sevgili dostlar. Ama maalesef ki Dukara beni şaşırtmadı ve Olcan. Charles. Ancelot. Hadi Charles. Oğlum şu dakikada of, gol zannettim ya. Top Harun'a gelince gol diye bağırasım geldi ama gol olmadı. Arkadaşlar bu son dakikada maçı hak ettik. Son 2 dakika çok iyi oynadık. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Tamam. Kasımpaşa kurtulduğu için bence sevinsin. Takıma sert olmamalıyız. Takıma tabii ki sert olmamalıyız. Ben ayaklarını öpeceğim neredeyse berabere kaldılar diye, sen sert olmamalıyız diyorsun. Şanssızsınız dedim. Benim oyuncularımın benimle bir alakası yok ya. Sanki ben şeyim yani. Başçavuşun eşeği. Konuşuyorum. Benimle ilgilenen yok. Puanları paylaştık. Neyse arkadaşlar, ikinci maçımızı da bitirdik. Bir sonraki oyunumuzda ligin diğer maçlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Teklifleriniz varsa tekliflerinizi bana yapın. Abi şöyle yap, böyle oyna. Gaz verin, bir şeyler yapın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşürüz.